Hayız ve nifas haline ait hükümler. Hayız ve nifas halinde olan kadınlar, 1- namaz kılamazlar, 2- oruç tutamazlar, 3- Kur'an okuyamazlar, Kur'an'a dokunamazlar, üzerinde ayeti kerime yazılı bir levhaya da dokunamazlar. Ancak hamd, sena ve dua ayetlerini dua niyetiyle ezberden okuyabilirler. 4- cami ve mescitlere giremezler. 5- Kabe'yi tavaf edemezler. 6- kocasıyla cinsi münasebette bulunamazlar. Bunları yapmak haramdır. Hayız ve nifas halindeki kadınlar sürekli olarak dışarı kan attıklarından bedenen yorgun düşmektedirler. Diğer taraftan manen de bir tedirginlik yaşamaktadırlar. Dolayısıyla psikolojik olarak etkilenmektedirler. Onun için İslam dini bedenen ve ruhen yıpranan kadınları bildiğimiz ve bilmediğimiz nice hikmetlerden dolayı bu halleri devam ettiği müddetçe bir kısım ibadetleri yapmaktan muaf tutmuş, onlara kolaylık göstermiş ve büyük bir lütufta bulunmuştur. Hayız, nifas hali devam ettiği müddetçe kılmadığı namazları affolunmuştur. Daha sonra o namazları kaza etmez. Kur'an okumadığı için muahize olunmaz. Kocasının cinsi münasebet arzusunu yerine getirmediği için cezalandırılmaz. Bu hal Ramazan-ı Şerif'te vaki olmuşsa, tutamadığı oruçları Ramazan dışında tutmak üzere tehir edilmiştir. Bütün bunlar kadın için bir lütuf, bir kolaylıktır. Fakat bütün bunları görmeyen ve görmezlikten gelen bir kısım cahiller, neden kadınlar hayız ve nifastan dolayı bir kısım ibadetleri yapmaktan mahrum bırakılıyorlar, bu halleriyle de oruç tutmalı, namaz kılmalı, Kur'an okumalıdır diye gülünç ve cahilane iddialarda bulunuyorlar. Bu gibilere asla itibar edilmemelidir. İstiaze. Bir kadından 3 günden az, 10 günden çok gelen kana istiaze kanı denir. Hamile kadınlardan hamilelik zamanında gelen kan da istiaze kanıdır. Bu kan sadece abdesti bozar, gusül gerekmez. Cünüplük. Şu haller zuhur edince kişi cünüp olur. Gusletmedikçe temiz olmaz. 1. Cinsi münasebette bulunmak. 2. Rüyada ihtilam olup meninin dışarı çıkması. 3. Bakmaktan dolayı şehvetle meni gelmesi. 4. Dokunmaktan dolayı şehvetle meni gelmesi. 5. Meni gelmese de erkeğin tenasül uzvunun sünnet yerinin kadının tenasül uzvuna girmesi. Bir kadın veya erkekte bu hallerden biri zuhur edince, yıkanıp temizlenene kadar 1. namaz kılamaz, 2. Kur'an-ı Kerim okuyamaz, ancak dua, hamd ve sena ayetlerini dua niyetiyle ezbere okuyabilir, 3. Kur'an-ı Kerim'e el süremez, 4. Kabe'yi tavaf edemez, 5. üzerinde ayet yazılı bir levhayı eline alamaz. Bunları yapmak haramdır. Bu gibilerin herhangi bir din kitabını elle tutup okumaları, ellerini ve ağızlarını yıkamadan yiyip içmeleri de mekruhtur. Bu necasetten temizlenmenin en iyi yolu suyla temizlenmektir. Çünkü su hem temiz hem de temizleyicidir. İdrar, meni, kan ve büyük necasetin çıktığı ön ve arka mahaller iki şekilde temizlenir. 1- istinca, 2- istibra. İstinca, kan, meni, idrar ve büyük necasetin çıktığı yerleri suyla yıkamaktır. İmkan bulanlar önce temiz birkaç taşla temizleyip sonra suyla yıkarlarsa çok daha güzel olur. İstibra, idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısının kesilmesini beklemektir. Bu kişinin durumuna göre değişir. Kimi bir müddet bekleyerek, kimi öksürerek, kimi yürüyerek istibra yapar. En güzeli de bekleyip yürüdükten sonra sol elin baş ve orta parmağıyla idrar mahallinin arkasından tutarak ön tarafa kadar meshedip mesanede kalma ihtimali olan idrarı dışarı çıkarmaktır. Bu muameleden sonra gayet itinalı olarak bu mahaller suyla yıkanıp temiz bir bezle kurulanmalıdır. Kadınlara istibra gerekmez. Onlar bir müddet bekledikten sonra suyla temizlenip kurulanırlar. Her türlü necasetten titizlikle sakınmak gerekir. Bilhassa idrardan. Çünkü birçok insanımız kan gibi, büyük necaset gibi pisliklerden sakınır da idrarı o kadar önemsemez. Mesela ayakta idrar eder, rüzgara karşı idrar eder, neticede kirlenir.
Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta uyarılarda bulunmuştur. Nitekim, İdrardan sakının, çünkü kulun kabirde ilk hesaba çekileceği şey idrardır, buyurmuştur. Bir kısım insanlar yan yana veya karşı karşıya oturup konuşarak defi hacet yaparlar veya ayakta idrar yaparlar yahut herkesin görebildiği yerde açıktan yaparlar. Bir kısım insanlar da suya, yola, insanların oturdukları gölgeliklere, ağaç altına idrarlarını, defi hacetlerini yaparlar. Bu gibi hususlar hem adaba aykırı hem de diğer insanlara zararlı hallerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek idrarını yaparken ve gerekse büyük abdestini bozarken mutlaka otururlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Abdest bozmakla lanetlenmeye sebep olacak üç yerden kaçın. Su yolları, insanların geçtiği yol ortası ve gölgelikler. Hiçbiriniz yıkandığı yere idrarını yapmasın. Çünkü genellikle vesvese bundan kaynaklanır. İki adam karşı karşıya oturup avret yerlerini açık bir halde konuşarak büyük abdest bozmasınlar. Çünkü bu duruma Allah gadab eder. Abdest bozacak yere girerken, çıkarken, abdest bozarken bazı hususlara çok dikkat etmelidir. Şöyle ki, 1. Helaya girerken, Allahümme inni eûzu bike minel hübsi vel habâis. Allah'ım, erkek şeytanlardan, dişi şeytanlardan, küçük büyük günahlardan sana sığınırım demelidir. 2. Helaya sol ayakla girmelidir. 3. Helada sol tarafa meyilli oturmalıdır. İdrarın çabuk çıkmasını, idrar sızıntılarının mesanede kalmamasını sağlar. 4. Ön ve arka kıbleye gelmemelidir. Ya doğuya ya da batıya doğru oturulmalıdır. 5. Heladayken konuşulmamalıdır. 6. Avret yerine, idrar ve dışkıya bakmamalıdır. 7. Ayakta idrar yapmamalıdır. 8. Şayet açık yerde idrar ediyorsa, rüzgara karşı yapmamalıdır. Çünkü rüzgar idrarı üzerine doğru çarptırır. 9. Sol eliyle taharetlenmeli, tenasül uzvunu sol eliyle tutmalıdır. 10. Güzelce istinca ve istibra yapıp, temizlenerek kurulanıp heladan çıkarken sağ ayağıyla çıkmalıdır. 11. Heladan çıkınca, benden ezayı giderip afiyet veren Allah'a hamd ederim demelidir.